Şimdi ben yüz binlerce takipçim varmışçasına bir soru cevap videosu yapma hevesine kapıldım. Ama 2500 takipçiye göre yine iyi. Az ama öz sorular var diyeyim. Hemen başlıyorum. En utandığın anın. Bu ya açık ara en utandığım anımdır. New York'taydım. Şimdi bir bardayım, bir club'tayım. Ve benim New York'taki son 3 günüm falan. Aşırı az param kalmış. Artık böyle dolarları saydığım noktadayım. Ama inatla club'lardan çıkmıyorum. Ve tuvalete gittim. Tuvaletin önünde de şöyle bir kumbara gibi bir şey vardı. Bahşiş bırakıyormuşsun oraya. Ben de o sırada bir an gaza gelip bir 10 dolar attım. Sonra tabii alkolün de etkisiyle bir cömertleştim. Bir dakika ne yaptım ben ya dedim. Ben o 10 dolarla yarın 2 menü yerim McDonald's'tan. Sonra parayı geri almak için tam yani para aşırı düşerken o kavanozda ben geri almak için elimi uzatmaya çalıştığım anda güvenlik görevlisi beni o bahşiş kutusundan para çalıyorum sandı. Ve bana bir şeyler söyledi. Ve bir anda tuvaletteki herkes bana baktı. Hırsız oldum. Yani paramın olmayışına mı utanayım, oradaki garibanlığıma mı, yediğim hırsız damgasına mı? En utandığım anım oydu herhalde. Hayatında biri var mı? Hayatımda biri yani bakış açınıza göre olabilir, olmayabilir. Yani hayatımda olmaya çalışan biri var diyeyim. Tam girmedi ama böyle bir adımını attı, eşikte duruyor. Sana göre en güzel yaş. Bence 22 falan. Ben 29 yaşındayım. Öyle bir soru da vardı. 22 bence güzel bir yaş. Yani benim en mutlu yaşımdı galiba. Çünkü hem artık yetişkin sayılırsın. Bir sürü özgürlüklerin var. Hem de çok ağır sorumlulukların yok. Daha böyle üniversite bitmemiş, daha o kadar hayat telaşı başlamamış. Yani hem yetişkinsin hem de son derece freesin. Hayatın tadını çıkarabileceğin bir yaş bence. Keşke dediğim bir şeyler var mı? Varsa bizimle paylaşır mısın? Çok yok ya. Yani çok fazla saçmaladığım, yanlış yollara saptığım çok oluyor ama ben keşke diyemiyorum çünkü hep bir sebebi vardır gibi geliyor. Yani ben hatta geçen gün bir arkadaşıma söylüyordum. Bende pişman olma duygusu yok. Yani o bana yapılırken ben içime konmamış sanki unutulmuş. Hatırladığımda acı duyduğum deneyimler var ama keşke olmasaydı diyemiyorum. Çünkü elinde sonunda o hayatımda bir şeyle bağlantılıdır ve olması gerekiyordur gibi düşünüyorum hep. En sevdiğin ruj 745 Maybelline Wooden Brown mu ne öyle bir şey böyle dudak rengi gibi. Ya bitip 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 tekrardan aldığım bir ruj. Kendini en huzurlu hissettiğin yer neresi? Kendimi en huzurlu hissettiğim yer yatağım valla. Çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Uykunun kollarında çok huzurluyum. Asla yapmam dediğin şeyler. Valla dalgıçlık yapmam. Yani beni al böyle uçakla dünyanın tepesinden, uzaydan falan dünyaya at, korkmam. Her türlü ekstrem sporlara varım. Ama dalmak beni çok fena yapıyor. Ben Boğaziçi'ndeyken böyle okula yeni başladığımda böyle bir gaza gelip bütün kulüplere girmiştim. Tangocuyum, tiyatrocuyum, efendim yazı kulübündeyim, mühendislik kulübündeyim. Mühendisliğin M'sinden anlamam. Tabii ki de dalgıçlık kulübüne de girdim. Bir de dalgıçlık kulübünün toplantısında çok tatlı bir çocuk görmüştüm. Onun da etkisiyle hemen dalasım geldi. Sonra bir maske tahliyesi dersi vardı. Bu da böyle havuzda oluyor. Açık havuz. Ben o derse gidene kadar kış geldi. Kar yağmaya başladı. Allah'ın soğuğunda. Ben o derse gittim. Boğaziçi'nin açık havuzunda maske tahliyesi gece yapmaya çalışırken gerçekten ömrümden ömür gitti. Hatta oradan çıktığımda şeyi hatırlıyorum. Soyunma odalarının da üstü açıktı. Çünkü açık havuz, yaz havuzu. Ama tabii dalgıçlar böyle şeylere alışkın falan ya. Yani pantolonumun fermuarını çekemiyordum. Öyle donmuştum. Belki o gecenin de etkisi vardır ama genel olarak suyun altında bir tüpe hayatının bağlı olması fikri bana hiç hoş gelmiyor, sevmiyorum. Yani suyun altında Brad Pitt olsa yine de dalmam. Beni daldıramazlar. Kaç yaşındasın? 29. Ya bu ne de 50 kere sorup yüzüme vuruyorsunuz? 29'um işte. 30 değilim. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 5 şey.
3 demedim, kolaylaştırdım biraz. Teşekkürler. Şimdi bu ciddi bir soru demiş bir de. Peki ciddi ciddi cevaplıyorum. Şimdi ıssız adaya düşsem aklımda tropik bir ada canlanıyor şu an. Öncelikle bir buz kovası 1. İçine böyle bir kasa bira 2. Yanına cips 3. Sonra ıssız adada bir Karayip korsanıyla, bir prensle falan karşılaşma, yakışıklı bir Karayip korsanıyla karşılaşma ihtimalime karşı bir ruj götürürüm. Çünkü ruju allık niyetine de kullanabilirim falan. Adada tabii telefon çekmez ama iPod tarzı bir şey götürebilirim. Onun da şarjı bitecek ama olsun, birkaç gün keyif yapmış olurum. Daha sonra... Ay, kendimi alamıyorum soru sormaktan. Tamam. bu gülünden gidelim. Daha büyüyecektir bu kanal ki hazır kimsecikler yokken daha da sorayım. Ya, teşekkür ederim. Seni bir kelimeyle tanıyacak olsak bu ne olurdu? Gel gitli olurdu. Kesinlikle. Dengesiz demeyeceğim. Çünkü hoşuma gitmiyor bu sıfat. Dengesiz demeyeceğim. Gel gitli diyeceğim. Üniversitede ne okudum? Sinema, televizyon okudum. Hiç gerçekten ruhen canının yandığını hissettin mi? Evet, birazcık derinlere iniyoruz. Güncel olarak babamın Alzheimer'ı nedeniyle sık sık hissediyorum. Canım yanıyor, kül oluyor. Küllerinden yeniden doğup yeniden yanıyor. Ama herhalde bağışıklık kazanacağım zamanla. Çünkü insan olmak böyle bir şey, değil mi? Defalarca dinlemene rağmen bıkmadığın, çok sevdiğin şarkı Slippery Slope her türlü ruh halime uyuyor. Aşağı linkini koyarım. The Doe mu, Doe mu, öyle okunan galiba Hollandalı bir gruba ait. Uzun yol ilişkiler için önerin var mı? Tam adamına sordunuz. Uzun yol ilişkisini en yürütemeyen insana bu soruyu sordunuz. Önerim bir an önce yolları kısaltmak ve taraflardan birinin diğer tarafa taşınması. En çok merak ettiğim spor ve beslenme rutinin. Bunun için ayrıca bir video yapacağım. Taşınmayı bekliyordum. Şu an yeni eve geçtik. Buranın mutfağı çekime daha uygun. O yüzden ilerleyen zamanlarda yapacağım. Kaç kere aşık oldum? Bence 2 kere oldum. Ama yani bir aşklar var, bir de aşkımsılar var. Bir anda parlayıp sönenleri saymak istemiyorum. Onlar aşkımsılar. Ama aşk diyecek olursak bence 2 kere oldum. Bir tanesi şu anda Kolombiya'da yaşayan bir gencimiz. Diğeri de buralarda bir yerde. Yabancı dil öğrenme konusunda nasıl bir yol izledin? Yani yurt dışına gitmiştim. Ama onun dışında işte yabancı dil, öğrenmek istediğiniz dilde bence kitaplar okumaya kasarsanız iyi oluyor. İlk başlarda kitap okumaktan soğuyabilirsiniz. Kitap okuma zevkinizi tamamen elinizden alabilir. Ama şu kelimeyi anlamadım, bu kelimeyi anlamadım diye takılmayın. Okumaya devam edin. Genel bir konsept anlıyorsunuz ve sayfalar ilerledikçe zaten aralarda anlamadığınız kelimelerin çok da bir önemi olmadığını, gitgide hızlandığınızı ve olaya hakimiyetinizin, konuya hakimiyetinizin gitgide arttığını hissediyorsunuz. Bence iyi bir yöntem ama tabii en önemlisi pratik. Bence yabancı dil öğrenmek için en iyi yol yabancı bir sevgili bulmak arkadaşlar. Test edildi, onaylandı. Ne iş yapıyorsun ya da bir işe gidiyor musun? Hayır, muhabirlik yapıyor. Şu an bir işe gitmiyorum. Muhabirlik yapıyordum. Show TV'deydim en son. Haber bülteninde muhabirlik yapıyordum ama daha sonra YouTube, yani kendi işimi yapar hale gelmek istediğim için ve çok yorulduğum için bıraktım. İş hayatı boyunca duyduğum en ilginç şey, çok ilginç, çok yaratıcı ve kapsamlı küfürler duyduğum bir telefon konuşmam olmuştu patronumla. Canlı yayın aracı Paris'teki terör olaylarına geçen sene gitmiştim. Canlı yayın aracımız çalışmadı ve canlı yayın yapamadım ve hayatımda duyduğum en ilginç küfürleri telefonda bağıra bağıra son ses duydum. O yüzden duyduğum en ilginç şey buydu, evet, iş hayatım boyunca. Şimdi ben saatlerce cevaplayabilirim ama siz saatlerce izlemezsiniz. O yüzden
başka bir soru cevap videosu daha yapayım ilerleyen günlerde. Bu arada bir şey diyeceğim. YouTube'un ayarları, algoritması bir şeyleri değişmiş ve yorum yapılmadı, yani yorum yapmayan ya da like etmeyen bir takipçiyseniz bir süre sonra takipçilikten çıkarıyormuş sizi. Böyle garip bir şeyler olmuş YouTube'a. O yüzden bir like ediverirseniz çok sevinirim. Yorum da yaparsanız daha da çok sevinirim. Ne tür videolar istediğinizle ilgili mesela yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.